Hemen şimdi, bu çok tehlikeli. Kazayla ateş alırsa ne yaparız sonra? Şeytan doldurur demişler değil mi? Koskoca Virendra. Hayır hayır hayır. Bırak onu elinden, bırak. O turbiyi bırakana kadar silahı indirmem. Yoksa yemin ederim onu vururum. Silahı ancak o zaman indiririm. Virendra lütfen indir o silahı. Kazayla beni de vurabilirsin. Ateş etme lütfen Virendra, lütfen yapma bunu. Onun aklı başında değil, ne yaptığını bilmiyor bile. Lütfen. Turbiyi bırakmazsa onu öldürürüm. Durma lütfen. Söyle ona, söyle. Lütfen bırak beni. Konuş onunla, söyle onu bıraksın. Yapma bunu lütfen oğlum. Onun tehditlerini aldırma babaanne. O tetiği çekmek yürek ister. Virendra'da o yürek yok. Hayır. O bunu yapamaz. Korkan tek yok. Hayır oğlum, hayır, hayır. Cesaretin varsa vur hadi beni. Hayır Darkşan, bırak beni lütfen. Allah. Vur. Baba, silahı bırak lütfen. Kimse beni sınamaya kalkmasın. Söyle dediğimi yapsın, yoksa yemin ederim ateş ederim. Şu haline bak Virendra. Neden anlamak istemiyorsun? O asla böyle biri değil. Evet baba lütfen. O ne yaptığını bilmiyor ama senin aklın başında. Lütfen silahı indir. Kendini kanunun yerine koyma. Evet Virendra abi, lütfen indir artık o silahı. Manas, babam gideli uzun zaman oldu. Güvenlik amca da geri dönmedi. Abla ne dersin, biz gidip arasak mı? Evet Manas. Beni vurmak mı istiyorsun ha? Hiç durma. Hayır, hayır Virendra, hayır. Ateş et. Hayır, hayır. Hadi. Virendra, hayır sakın. Vur dedim. Sakın, hayır, hayır. Ateş et. Hayır, hayır. Hayır Virendra, hayır Virendra. Virendra, Darkş, yalvarırım bırak beni, ne yapıyorsun? Lütfen indir o silahı. Eğer baba yüreğin varsa ateş et. Ama ben Dani'yi bırakmayacağım. Hayır, hayır, onu hayır, asla hayır, bırakmayacağım. Hayır, Dani benimdir. Bırak. Sadece baba, benim. Baba lütfen yapma bunu. Abla, duyduğum silah sesi miydi? Evet Manas. Kim ateş etti acaba? Gel gidip bakalım. Tamam abla, gidelim. Darkş. 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 Darkş! Darkş aç gözlerini oğlum! Uyan! Darkş aç gözlerini! Kalk! Darkş uyan oğlum! Darkş! Aç gözlerini! Aç gözlerini oğlum! Uyan diyorum sana, aç gözlerini! Kalk oğlum, Darkş uyan. Aç gözlerini Darkş. Ne yaptım Virendra? Darkş. Darkş uyan oğlum. Darkş. Onu ben öldürmedim. Darkş uyan oğlum. Baba onu öldürdün. Ne yaptın sen baba? Onu öldürdün. Hayır. Onu ben öldürmedim. Ben onun koluna nişan almıştım. Nasıl oldu da kurşun göğsüne isabet etti bilmiyorum. Oysa nişancılığım iyidir. Böyle büyük bir hata yapmam. Onu ben öldürmedim. Öfkeli olduğun içindi baba. Sağlıklı düşünmüyordun. Ve her şey ters gitti. O yüzden kötü nişan aldın. Ama ben... Purvi olan sevgin gözlerini kör etmiş baba. Ne yaptın sen?
Nakşuyan oğlum benim için aç gözlerini, hadi Nakşa. Ben çok korkuyorum Manas. File kötü bir şey olmuş olabilir mi? Abla korkma. Yanındayım. Gel hemen onun odasına gidelim. Sen neden buradasın? Niçin geldin? Senin yüzünden burada bir cinayet işlendi. Niçin geldin? Buraya eserini görebilmek için mi? Bunu ona sen yaptın. Brandra'yı buraya getirmemiş olsaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Sen araya girmeseydin kardeşin hala yaşıyor olacaktı. Brandra, bunu senin yanına bırakmayacağım. Sen Dakş'ı elimden aldın. Dünya karşıma geçse bunu sana ödeteceğim. Bunun kanını yerde koymayacağım. Bu yaptığını sana çok pahalı ödeteceğim. Hapislerde çürüyeceksin. Gün yüzü görmeyeceksin. Hapisten çıkmaman için her şeyi yapacağım. Sen Dakş'ı benim elimden aldın. Sen ne diye ağlıyorsun? Bütün bunlara sen sebep oldun. O senin yüzünden öldü. O kazadan sonra benim zavallı Dakş'ım sana yeni bir hayat vermişti. Sen ona ölüm verdin. Karşılığı bu mu olacaktı? Seni de onun gibi hapse gönderecek. İkiniz de yaşadığınız sürece oradan çıkamayacaksınız. Bu yaşımda bana bu acıyı yaşattınız. İkinize de lanet olsun. Dilerim gün yüzü görmeyin. Çık dışarı. Git buradan. Kalk çık dışarı. Git diyorum sana. Git buradan. Git. Komiser, bu adam zavallı Dakş'ımı öldürdü. Onu hemen tutuklayın, bir an önce tutuklayın, götürün onu buradan. Komiserim bir saniye. Size doğruyu söylüyorum. Ben sadece onu korkutmaya çalışıyordum. Purvi'yi taciz etmeye kalkmıştı. Ben de ona silah doğrulttum ama ben sadece koluna nişan almıştım. Kurşun nasıl oldu da göğsüne girdi? İnanın hiç bilmiyorum. Silahı ver. Yalan söylüyor, bilerek yaptı. Kazayla falan değil, Dakş'ı bilerek öldürdü o. Buradaki herkes buna şahit. Merak etmeyin bayan ama izin verin işimizi yapalım. Bay Brandra, dinleyin. Bu odada bir el ateş edildiği ihbar edildi. Ve burada sadece bir silah var. O silahtan çıkan kurşun da Maktul'ün ölümüne sebep oldu. Bütün deliller ve tanıklar senin aleyhinde. Seni tutuklayıp merkeze götürmek zorundayım. Hayır, götürün onu. Hayır, durun. Bir şey söyle Brandra, bir şey söyle. Durun lütfen, lütfen. Baba! Baba! Baba, polisler neden seni götürüyor? Ne oldu? Evet baba, hem neden sana kelepçe taktılar? Bakın çocuklar, babanızın gitmesi gerekiyor, tamam mı? Ama bir şeyi sakın unutmayın. Sizin babanız yanlış bir şey yapmadı. Bunu bilmeniz yeter. Hayır baba, biz gitmene izin vermiyoruz. Biz senin yanında kalmak istiyoruz. Evet baba. Cühim Manas, benimle gelin. Baba gitmeni istemiyorum. Evet baba, bizi bırakıp gidemezsin. Lütfen, buna gitme. İzin vermiyoruz. Cühim Manas. Lütfen. Hayır baba. Tamam, sakin olun. Babanız için endişelenmeyin çocuklar. Polisin işi bittiği zaman babanızı size geri getirecektir ama şimdi gitmesi gerek. Hayır, biz babamızın bizi bırakıp gitmesini istemiyoruz. Purvi sizi kandırıyor, size yalan söylüyor. Babanız size geri dönmeyecek. O benim biricik Dakş'ımı öldürdü. Hapse girecek. Sadece o değil, Purvi de hapse girecek. İkisinin de asılması için elimden gelen her şeyi yapacağım.
Hadi götürün onu buradan. Anceli, durma, çimdikle beni. Ne? Çimdikle. Evet, rüya değil. Gerçek bu. Bugünü göreceğimi hiç hayal etmezdim. Üstelik bu kadar kolay. İnanılır gibi değil. Ondan kurtulduk Anceli. Sonunda polisler onu kelepçeleyip götürdü. Hapislerde çürüyecek. Dilerim onu yağlı urganda sallandırırlar. Geberip gidecek. Bir daha asla hayatımıza dönmeyecek. Onunla birlikte o uğursuz da aynı bedeli ödeyecek. Ondan da ebediyete kadar kurtulmuş olduk. Hiçbiri artık eve dönmeyecek. Bundan sonra bütün kontrol sadece bizde olacak. Rendra için yolun sonu geldi. Sonunda idam edilecek. İpin ucunda sallanacak. Efendim, Rendra nerede? Onu görmek istiyoruz. Üzgünüm, onu göremezsiniz. Göremez miyiz? Neden? Neden görmüyorsun? Çünkü bu dava Revari'ye transfer edildi. Bay Rendra Revari ile olduğu için bu dava Revari Adliyesi'nde görülecek bayan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.